İskender mevzuyu çözdü. Masaya oturabilmek için. Benden senin koltuğunu istedi. Babasını satan evlada koltuğunu zevk ile sattım. Kahpe dünya adı üstünde. Kahpeliğin büyüğünü yapan senin aslan parçası. Parmağı getirip benim önüme attı. Babama tetik çeken parmak diye gözdağı vermeye kalktı. İyi misin? Tatar. Neler oluyor anlatmayacak mısın? Oğlum babaya ihanetin nasıl anlatılır ki bilemem. İskender bana Sıtra'nın yavaşlı olduğunu çözmüş. Gidip Kevaş ile hesaplaşacağı yerde babasının koltuğuna oturmak için bizi satmış.
yapmış. Bunlar... Doğru mu? Eksik. Eninde sonunda seni öldüreceklerdi. Ben senin yaşamanı sağladım. Keşke bıraksaydım da öldürselerdi be evladım. Onların kurşunuyla bir gün ölürdüm. Ama senin ihanetinle her gün öleceğim. Beni ömrümün sonuna kadar bununla yaşamaya mahkum ettin. Onlar 30 yıl boyunca uğraştı. Yine de öldüremediler. Ama sen öyle bir kurşun sıktın ki. Alemin 30 yılda yapamadığını sen 30 saniyede yaptın. Helal olsun evladım. Madem ben böyle hain biriyim. Madem bu kadar şerefsiz bir evladım, ben senin yerinde olsam beni bir dakika yaşatmam. Muhaleme nam salacaktın. Benim uzanamadığım yerlere Tatar adını yazacaktın. Mezar taşına değil İskender. Ellerin titremesin, sık. Yeni oğlun seni teselli eder nasılsa. Soyadını da ver, adını istediğin yere yazar. Tatar, bana şu kalan ömrümde evlat acısı yaşat. Ne hali varsa görsün. Biz de oğlumuzu ölmüş sayıp bağrımıza taşmasın. Ama onun ölümü senin elinden olmasın. Bir daha karşıma çıkma. Bu defa elimden kimse alamaz.